şimdi. Okay, so we still continue our discussion. We define this function f of ax, and then we consider this function. It has such a graph, but this function is not necessarily one between a and b. So you do the following. Diyelim ki you define this function. Aslında pardon. Yani aynı numarayı muhtemelen bir kere daha yapacağız da. G şöyle tarif etsek bunu eksi sonsuzdan a'ya kadar f of a plus 1 x. Bir dakika, bunun nasıl bir şey? Eksi sonsuzdan x'e kadar f of t dt. Yani bu fonksiyona bakarsanız bunu da şeye bölelim hatta. Tümden şu integrali eksi sonsuz artı sonsuz f of a plus 1 t dt. Bu fonksiyon şey yapacak. Yani şunu a artı 1 alıyorum. Tamam mı? Bu buradaki alana denk gelecek. Şu alan. Bu da o zaman şöyle bir fonksiyon olacak. GA dediğimiz şey. A'da A'ya kadar 0. A'dan sonra yavaşça artacak. A artı 1'e geldiğinde 1 olacak. Şöyle. Ondan sonra hep 1 olacak. Tamam mı? Artı. Nasıl? Anlamadım. Ha. Olabilir. Yani bu yani bir sürü şekilde yapılabilir. GA böyle bir şey olacak. O zaman bizim istediğimiz fonksiyon işte bu GA ile GB'nin çarpımı gibi bir şey olacak. Hani yine şöyle bir şey. Efendim? GAX G eksi B eksi X gibi yaparsak yani şurada B bu fonksiyonda grafiği bunun gibi olacak. Değil mi? Şöyle bir şey olacak. Atıyorum. Şöyle. Bu da 1 olacak. Şöyle yapayım da. Bu ikisini çarparsanız işte A ile B arasında 1 belki hatta şöyle mi yapmak lazım? Buna A eksi 1 deyip A eksi 1 şurası A olacak. B şurası da B artı 1. Bunu da belki B artı 1 yapmak lazım. Bunun gibi bir şey olacak, tamam mı? Detayları size bırakayım. Peki, nedir buradaki derdimiz? Yani böyle bir fonksiyon bulduk. Diyelim. Ondan sonra da phi i'yi şöyle tarif edeceğiz. Phi i arene gitmişti. Ben bunu
Bütün manifold'u extend etmek istiyordum. İşte şöyle yapabiliriz. UI'ın içinde şöyle bir işte bir nokta seçtim. P noktası diyelim. Bunu yani bu sonuçta VI'ya homeomorfik olduğu için oradaki metriği buraya taşıyabilirim. Ve bu fonksiyonu kullanarak şöyle bir şey yapalım. Yani şöyle bir yerde bu fonksiyon bir tane row fonksiyonu tarif edeyim ben. Row i UI'dan R'ye gitsin. Daha doğrusu bütün manifold'dan R'ye gitsin. Öyle ki bunun içinde bir değerini alsın. Arada sıfırla bir arasında bir değer alsın. Dışında da sıfır değerini alsın. Yani row i 1 on UI 0 diyeyim. Bu UI 0 şurada daha küçük bir küme. Ve row i identical 0 outside UI. Peki. Ondan sonra da bizim bu row i'yi den replace row i by pardon phi i by row i times phi i. Dolayısıyla hani şöyleydi. Sizin fonksiyonumuz M manifoldunun içinde sadece burada tarifliydi. Row i pardon phi i bu arenin içinde. Ben bunun başına bir de row i koydum. Şurada bir yerde bu gene bir değeri aldığı için yani row i'ın kendisi oluyor. Ama sınırına gelirken bu fonksiyon sıfıra gittiği için değerleri sıfırla çarpıyorsunuz. Dışarıda da UI'ın dışında da sıfır diye tarif ediyorum. Yani normalde phi UI'ın dışında tarifli değildi ama bu çarpım tarifli. Çünkü dışarıda sıfır diye tarif ediyorum. Dolayısıyla bu fonksiyonları düşünüyorum. Yani koordinat fonksiyonlarımı alıyorum, koordinat çarklarını. Onu UI'ın dışında sıfır diye tarif ediyorum. Şimdi şunu kabul edebiliriz. Now we have a map. Map M'den nereye? R n to the power k as follows. İşte P noktasını alıyorsunuz. Bunu şeye götürüyorsunuz. Özür dilerim. Hatta bir dakika. Bunu K plus K diyeyim. Yok, bu ne demek yani? N K n plus 1k. Şöyle. Phi 1 p phi n pardon phi k p ondan sonra da rho 1 p rho k p. Şimdi bakın, bunların her birisi bir tane Rn'in içinde. Dolayısıyla k tane Rn var. Yani burası R üzeri nk çarpı Rk. Burada da k tane reel sayı var. Bunlar reel sayı. Ama bu fonksiyon artık bütün manifold üzerinde tarifli. Bu UI'larda
koordinat fonksiyonları. Ondan sonra şey diye şunu da kabul edebiliriz. Yani belki bu UI'ları işte biraz daha küçük alarak vesaire. Bu şeylerin her birisi bu fi'ayların her birisi each fi is an immersion on UI. Yani aslında onlar embedding hatta değil mi? İşte UI'yi arene embed ediyorsunuz. Şimdi dolayısıyla da şu var. Bu fonksiyon bir immersion. O yüzden neden immersion? Çünkü her nokta bir tane UI'nin içinde ve o noktayı içine alan bir tane işte open set üzerinde bunlardan bir tanesi zaten türev map'i örten. Daha doğrusu örten değil. One to one. O yüzden de o bir immersion. Yani en azından bir tanesinin türev map'i hiçbir zaman sıfır olmuyor. Hence this map is an immersion on M. Yani bu fonksiyonların her birisi bir open set üzerinde immersion. Geri kalan yerde sıfırlar. Ama o da bizim için yeterli. Yani elimde şöyle büyük bir matris var. Her P noktasında ben bir parçasını buluyorum. Orası full rank, tamam mı? Her noktasında bir noktada burası, bir noktada burası full rank. Dolayısıyla her noktada bu immersion. Peki one to one'lık nereden gelecek? One to one'lık da şeyden gelecek. This map is also one to one. Neden? Çünkü eğer şeyse diyelim ki if P Q iki tane nokta olsun M içinde so that P different than Q. Eğer bunların her ikisi de şeyse bir tane UI'nin içindeyse if P ve Q tek bir UI'nin içindeyse then bu phi P zaten phi Q'dan farklı çünkü phi UI içinde homeomorfizm dolayısıyla birebir. Since phi is a homeomorphism on UI. Eğer şeyse if P is in UI but Q is in not in UI ise for some i then o zaman şu var. Bu row i p işte 1 olacak. But row i q 0 olacak. O yüzden de hani o i'nci koordinat bunları ayırt ediyor. Efendim? Ha şöyleydi değil mi? Sıfırdan büyük. Evet. Ama öbür noktada sıfır değerini aldığı için UI'nin dışında o yüzden o koordinat bunları ayırıyor. Tamam mı? Dolayısıyla şunu elde etmiş olduk. Dolayısıyla hence we have an immersion, one to one immersion
Immersion. Ona da bir isim verelim. Big F diyelim. Gerçi teoremdekine ne demiştik? Bakayım. Bir şey söyledik mi orada? Burada bir isim vermedik. Tamam. Bir tane büyük N'e bir immersion var. Tamam mı? Ve şey de var tabii, bu M'yi kompakt olduğu için since M is compact F is an embedding. Ama biz bunu küçültmek istiyoruz. O yüzden şöyle bir şey yapacağız. Now consider two functions. Psi 1, bu m çarpı m çarpı r'den bu rn'e gidecek. Hangi n ise. Mesela elimde diyelim ki 3 boyutlu bir manifold var. Ben bunu işte koordinat fonksiyonlarını kullanarak R15'e gömdüm. Şimdi bu 3 boyutlu manifoldu kendisiyle cross product yapıp R ile çarpıp R15'e bir fonksiyon yazıyorum. Fonksiyon da şu. X, pardon, X1 X2 lambdayı alayım. Bunu şuna göndereceğim. Lambda çarpı x1 eksi x2. Burada şey tabii onu da söyleyeceğim. Bu da tangent bundle'dan rn'e gidecek. Bu fonksiyon da şu. X virgül v'yi alayım. V'ye götürüyorum. Burada x virgül v'yi tangent bundle'ın bir noktası olarak görüyorum. Bu tangent bundle şunun içinde, bu da R'nin içinde görüyorum. Burada şey yapıyorum. Where we identify M with its image. Image F of M. Efendim? X evet, aynen öyle. Şimdi şey yaptım. M'yi RM'in içine gömdük ya. Dolayısıyla ben artık M'yi bu RM içinde bir subset olarak düşünüyorum. Tamam mı? Bir subset olarak düşünüyorum. Fonksiyonum da şu. Fonksiyonumuz da şu. İlk fonksiyon bu phi1 şunu yapıyor. Siz bana iki tane nokta verirseniz x1, x2 diye. Ben ne yaptım? Lambda çarpı x1 eksi x2. Yani lambdayı değiştirerek aslında şey yapıyoruz. X1 eksi x2 bir tane vektör, değil mi? Bu evet. Bu vektörün katlarını alıyorum. X1 x2. Bu array içinde düşünün. X1 eksi x2 şu vektör, değil mi? Bunun lambda katlarını alıyorum. Diğer mapimiz de nedir? Herhangi bir x noktasında bir tane tangent vektör alırsam şöyle bu işte x noktasında bir v tangent vektörü. Bu tangent vektörü tabii ki R'nin içinde bir tangent vektör diye de görebilirim. Çünkü M'yi artık R'nin içinde görüyorum. Dolayısıyla R'nde bir nokta olarak görebilirim bu vektörü. Tamam mı? Şimdi sonra şunu yapacağız. If M özür dilerim. N şeyse
küçük eşit 2 n artı 1 ise denviyerden. Değil mi? Çünkü RN'e embed etmek istiyorduk. Zaten embed edilmiş durumda olacak o zaman. Çünkü bunun içine embed ettim. Pardon, R2N artı 1'in içine embed etmek istiyordum. RN'e embed edilmişse, N'de 2N artı 1'den küçükse, o zaman zaten R2N artı 1'in içine de embed etmiş olacağım. Eğer büyükse, if N is larger than 2N plus 1, then şu var. Dikkat ederseniz bu manifold'un boyutu 2n artı 1, değil mi? 2n artı 1 ve bu manifold'un boyutu n, yani dolayısıyla bu n'den küçük olacak. Pardon. Evet, küçük olacak. Ben küçültmeye çalışıyorum. O zaman bu fonksiyonun türev map'i hiçbir noktada örten olamaz, değil mi? Yani şöyle diyeyim. Then both tangent maps d phi y şurada and cannot be onto. Neden? Çünkü tanımlandıkları yer bununki 2n artı 1 boyutlu. Bu fonksiyonun tanımlandığı yer 2n boyutlu. Tangent bundle'dan tarifliydi. Dolayısıyla da gittikleri yerin boyutu daha büyük olduğu için RN'de ne gidiyorlar? Küçük boyutlu bir vektör uzayından büyük boyutlu bir vektör uzayına örten map olamaz. Bu da ne demek? Hiçbir nokta, daha doğrusu her nokta kritik değer olmalı. Hence any point of of the image. Aslında şöyle diyeyim. Image is a critical point. Critical value. Görüntüde bir nokta alırsam onun ters görüntüsündeki her noktada türev map'i örten değil. Dolayısıyla da görüntüdeki her şey kritik değer. Ama biz ne biliyoruz? Sart teoreminden yani şunu biliyorum. Phi 1 m çarpı r is contained aslında is equal to the critical values of phi 1 and bu da is equal to the critical values of psi 2. Çünkü boyuttan dolayı yani 3 boyutlu manifolddan 5 boyutlu manifolda giden smooth fonksiyonun bütün görüntüsündeki noktalar kritik değer olmak zorunda. Ama sert teoremi diyor ki kritik değerlerin kümesi measure zero'dur. Bu da ne demek?
Yani RE'nin measure'ı sıfır olmadığına göre hatta en ufacık şeyin bile bolun bile measure'ı sıfır değil. O halde istenildiği kadar küçük bir yuvarın içinde bu fonksiyonun bir tane şeyi var. Regular values var ve regular value'ları da şeyler aslında. Bunların imajının dışında kalan şeyler. Başka bir deyişle bu fonksiyonlar örten olamazlar. Okay. Any point in Rn not contained in the image of images of Psi 1 and Psi 2 are regular values for both maps. Ve ben ne biliyorum? Regular value'ların kümesi boş değil. Dolayısıyla en az bir tane nokta var. Her iki map'in de imajında değil. Hence, by Sartre's theorem, both psi 1 and psi 2 are not onto. Let diyelim V R N içinde bir regular value. Yani in other words not in the image of psi 1 and psi 2 or psi 2. Bakın bu şuna denk geliyor aslında. Yani mesela bu bizim manifoldumuz şöyle bir şey. Ben şunlara bakıyorum. Herhangi iki tane nokta alıyorum. X1, X2 diye. Sonra bunları birleştiren bir yerde doğru parçasının üzerindeki noktalara bakıyorum, değil mi? Bunu lambda ile çarpmak ona denk geliyor kabaca. Ve ne görüyoruz? Yani bu şekilde herhangi iki noktasını alıp bunları birleştirirsem bu doğruların üzerinde kalmayan bir tane nokta var. Yani bir tane vektör var Rn'de. Bu vektörden siz herhangi bir doğru çizerseniz bu nesneyi iki noktada kesmez. Tabii benim resmim öyle değil ama hani şöyle düşünün. R3'te bir tane nut çizin. Mesela yani şöyle bir şey çizdiğinizi düşünün. Şuna denk geliyor. Ben bunun üstünde herhangi iki tane nokta alıp bu şeyleri çizsem, bunları birleştirsem, R3'teki bütün yönleri R3'tekileri elde ederiz de. Yani eğer R4'te olsaydı, evet, çünkü bu n eşittir bir boyutlu olduğuna göre 2n artı 1 3 oluyor. Yani ben bu resmin R4'te olduğunu düşüneyim. R4'te ise bu şekilde elde ettiğim bütün vektörlere bakayım. Bunlar R3'ü doldurabilirler ama R4'ü dolduramazlar. Tamam mı? Yani bu imajdaki ya da manifoldun üzerinden rastgele iki tane nokta alayım. Onu bir doğruyla birleştireyim. Elde ettiğim bütün yönler Rn'i dolduramaz. Çünkü
n büyüktür 2n artı 1'den. Tamam, bu assumption'ınız varsa onu söylüyor. Bunun getirdiği şey de şu. Şimdi şunu yaparsanız kim neredeydi? Okay. Let gamma be the hypers plane in Rn perpendicular to the vector v. Yani orijinden geçen hyperplane'i alıyorum. Öyle ki bu vektöre, v vektörüne dik olsun bu. Tamam mı? Gamma v. Let pi Rn'den bu gamma v'ye. Bu tabii ki nedir? n-1 boyutlu bir şey. Değil mi? Bir tane hyperplane. Bir de orthogonal projection. Projection. Consider the map. The map. F'i düşünün. F kompozisyon pi. M'den nereye? Bu plane'e. Yani bu Rn-1'a. Yani R işte R üzeri n'de bu nesnemiz vardı. Ben bunun bir tane hyperplane'e projection alıyorum. İddia şu, bu map this is still one-to-one is one-to-one immersion. One-to-one'lık şuradan gelecek. One-to-one olmaması için ne gerekirdi? İki tane nokta olması lazımdı manifoldun üzerinde. İkisinin de görüntüsü, değil mi? Bu surface'da, pardon, şeyde, düzlemde aynı yere inmesi lazımdı. Ama o zaman o şu demekti. Bu x1 ile x2 birbirine bağlayan vektörün bir katı v'nin v'ye eşit olmalıydı. Çünkü bu iki noktada aynı yere iniyorsa, değil mi? Bu iki vektör, yani v1 eksi v2, v'ye paralel olmalı. Paralelse de bu ne demek? V vektörü lambda v1, pardon, x1 eksi x2'nin bir katı olması lazımdı. Ama ben bu v'yi nasıl seçtim? Hiçbir zaman bunlara eşit değil. Lambda çarpı x1 eksi x2'ye eşit değil bu v vektörü. O yüzden de herhangi iki tane noktanın bu düzleme iz düşümü aynı olamaz. Tamam mı? O yüzden bu fonksiyon birebir. Immersion'lık nereden geliyor? Immersion'lık da şuradan gelecek. Bir nesnenin project ediyorum. Immersion'lığın bozulması için teğet map'inin rankının düşmesi lazım. Yani n'den, küçük n'den daha da düşmesi lazım. Mesela şöyle olsaydı, bu nesnenin teğeti şöyle bir şey olsaydı, yani buradaki vektör her neyse bu v vektörüne paralel olsaydı, bunun projection altındaki görüntüsü bu vektörün sıfır olacaktı. Dolayısıyla da bu P noktasındaki teğet map'i şey olacaktı. Artık
rankı düşmüş olacaktı. Immersion olmayacaktı. Ama biz nasıl seçtik? Bu vektörler şeyin de imajında değildi. Phi 2'nun. O da şeye denk geliyor. Yani benim manifoldumun teğet vektörlerinin hiçbirisi V vektörüne paralel değil. Tamam mı? Yani R3, şöyle düşün. R3'ün içinde bir tane eğri var. Bunun teğetlerini çiziyorsunuz. O teğetlerin hiçbirisine paralel olmayan bir vektör seçebilir misiniz? Tamam mı? Burada seçebilirim. Neden? Çünkü o çember, R3'teki çember veya eğri bir boyutlu, tangent bandalı iki boyutlu. Dolayısıyla orada en fazla yani vektörlerin random parametre uzayı R2 gibi. İki tane şey var. Söyleyeyim, parametre var. Ama siz R3'tesiniz. Dolayısıyla da R3'ü dolduramaz o. Tamam mı? Fikir bu. Peki bu şekilde ne elde ettik? Bir boyut azaltabiliyorum. Eğer bu 2D artı 1'den artı küçük eşitse ispat bitti. Değilse bir daha yapacağız. Değil mi? Yani repeating this.